koyduğum zaman ne yaptım, nerede bir hatam var mı diye. O kadar anekdotlar var ki ileride inşallah bir kitapta bunları toplar, gelecek nesillere de aktarırız diye düşünüyorum. Tabii İstanbul dünyanın merkezi. Böyle bir kentte başkan olmak gerçekten bir ayrıcalık. Ne kadar isteseniz bunu yapamazsınız. Bu bir nasip, kısmet, takdir meselesi. Yüce Rabbime hamd ediyorum. Her duamda ben İstanbullulara, idari ve siyasi mesai arkadaşlarıma devamlı dua ettim. Ve etmeye de devam edeceğim. Çünkü böyle bir şehir, bir başka bir şehir. Bu şehir beni Türkiye Belediye Birliği'ne taşıdı. Türkiye'deki tüm belediye başkanlarının abisi olduk. Yol gösterdik. Ve çalışmalarımızda onlarla bilgi ve deneyim paylaşımı yaptık. Bu şehir beni Dünya Belediyeler Birlik Başkanlığı dediğimiz 4 milyarı yöneten insanların başkanı yaptı. İki dönem ancak olabiliyor, 3'er yıllık ve onurla bu görevi taşıdım. Bahsediliyor, başkanım senden sonraki dönem çok sıkıntılı deniyor. Çünkü orada da yönetim tarzım şu, insan her şeyi affeder, adam yerine konmamayı affetmez. Hep bunu yeğledim dünya platformunda da. Birleşmiş Milletler'de konuşmalar yaptım, toplantılara katıldım ve halen Birleşmiş Milletler'de yerel yönetimlerden sorumlu olan UNAKLA'nın başkanlığını yürütmekteyim. Bırakmak istedim, bırakmayın dediler. Devam etmemi söylediler. O şu anda devam etmek istedi. Devam etmek üzere. Şu anda görevimi sürdürüyorum. İstanbullulara ben özellikle hasreten tekrar tekrar teşekkür ediyorum. Beni desteğini esirgemeyen herkese teşekkür ediyorum. Yalnız burada bir şey söylemek istiyorum. Muhalefet buradan siyaset üretmek istiyor. Buna müsaade etmem. Asla müsaade etmem. Ben bugün itibariyle buradaki belediye başkanlık görevimden ayrıldım, istifa ettim. Ama asla siyasi partimde bir bağ eksikliğim yok. Şu anda partimin üyesiyim. Buradan muhalefete ekmek çıkmaz. Demagojik bir siyasetle geleceğe yürüyemezler. Tavsiyem şudur. 40 yılı aşkın siyasette olan birisi olarak sakin, tepkisi çok az olan, iyi düşünen bir yapım var. Herkesin kendine göre özellikleri vardır. Benim de özelliğim bu. Yalnız şunu söyleyeyim. Bugünkü Türkiye'nin şu anda gördüğümüz şekliyle siyaseti geleceğini karartır. Başarılı olanların başarısı takdir edildiği takdirde Türkiye geleceğe hazırlanır. Yoksa her yere muhalefet etmek, muhalefet demek değil. Böyle bir muhalefet var. Partimin üyesiyim ve partimin bütün çalışmalarında her daim yanlarında ve destekçi olacağım. Hükümetin başarısı çok önemli. Başarısını arzu eder ve... Bir numara Itır Esen. Bu sevinci 24 saat bile sürmedi. Hani hayallerinin peşinden giden biri olmak istedim her zaman. Hangi sözleri Tacı'nın elinden alınmasına neden oldu? Çok şanslıyım. Türkiye güzelinden 15 Temmuz şehitlerine büyük saygısızlık. 2017'nin en güzel 3 kızı. Organizasyon yetkilileri ne açıklama yaptı? Az sonra Show Haber'de. Show Haber'den iyi akşamlar sayın seyirciler. Kamuoyunun günlerdir merak ettiği sorunun yanıtı az önce geldi. İstanbul Belediye Başkanı Kadir Topbaş istifa etti. 15 Temmuz darbe girişiminden sonra ortaya atılan çok sayıda iddia vardı. Son olarak Topbaş'ın ileride meclisi sıkıntıya sokabileceği gerekçesiyle iade ettiği 5 imar değişikliği dosyası AK Partili meclis üyelerinin oylarıyla değişiklik yapılmadan onaylanmıştı. Şimdi son dakika ile ilgili ayrıntıları almak üzere Rıdvan Buyağa dönüyoruz. Rıdvan sendeyiz. Evet, İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarihi günlerden birini yaşıyor.
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş yaklaşık bir iki dakika önce istifa kararını açıkladı. Belediye başkanlığından ayrıldığını duyurdu basın mensuplarına, tüm Türkiye'ye. Ancak AK Parti'den ayrılmıyorum, hala o görevimi devam ettireceğim dedi. Tüm İstanbullulara, başbakana, bakanlara teşekkür etti. İstanbullulara müteşekkir olduğunu söyledi. Duygusal bir konuşma yaptı belli. Biraz sinirlerinin gergin olduğu belli. Oldukça gergin bir şekilde geldi zaten kapıdan içeri girerken. Yüzü bembeyazdı. İstifa edeceği belliydi. Zaten o imar dosyalarıyla ilgili olan karardan sonra istifa etmesi bekleniyordu. Zaten bugün Başbakan Binali Yıldırım bir soru üzerine, Kadir Topbaş istifa edecek mi sorusu üzerine bugün kendisi açıklama yapacak demişti. Bu da istifa sinyallerini vermişti. Kadir Topbaş'ın açıklamaları devam ediyor. Biraz kulak verelim, tekrar sana döneceğiz. Türkiye'de parlamentodan sonra en büyük meclis. Üç dönem bu mecliste değişen arkadaşlar var. Geçmişten bugüne kadar beraberce bu kente hizmet verdik. Dönemimiz inanıyorum ki hayırla yad edilecek. Eserler ortada, İstanbullular yaşıyor ve kullanıyor. Biz bundan yüksünmüyoruz, iyi yaptık diyoruz, başarılı olduk diye düşünüyoruz. Tabii ki eksikler olabilir. O eksikler varsa o eksikler şahsen benimdir. Neden görmedim, niye gözümden kaçtı diye. Ama tekrar söylüyorum, böyle kalkıp da basit bir takım söylemlerle siyaset devşirmeye kalkmasınlar. Buradan muhalefete ekmek çıkmaz. Bunu özellikle ifade ediyorum. Ve bugün itibariyle görevimi, buradaki başkanlık görevimi müsaade özellikle il seçim kurulunda olan görüşmemizde kentten müsaademi istiyorum. Tüm İstanbullulardan bu müsaademi istiyorum. Beni hoşgörüyle karşılasınlar lütfen. Gönüllerini koymasınlar. Başkanım bizi nasıl bıraktın demesinler. Her zaman beraberiz. Bu yaşıma kadar bu şehirde yaşamış birisiyim. Bir noktada kentin de hafızası sayılırım. Her zaman abiliğe hazır olduğumuzu söylüyor. Sizlere saygılarımı arz ediyor. Sizleri Allah'a emanet ediyorum. Sağ olun, var olun. Soru almayacağım. Kadir Bey, başkanım, sayın başkanım, sayın başkanım, canlı çok kısa bir şey söylemek istiyorum. Çok teşekkür ederim. Asla siyasette kırgınlık olmaz. Hiç kesinlikle bir kırgınlığım yok. Gönül dolusu sevgilerle ayrılıyorum. Her zaman gönül dolusu sevgilerle ayrılıyorum. Her zaman partimin yanındayım, siyasetin içindeyim, partimin üyesiyim. Asla öyle bir takım söylentilere fırsat vermek de istemem. Bunu da açık ve net söylüyorum. Allah Allah. İstifa sebebiniz nedir efendim? Onunla ilgili bir şey söyleyecek misiniz? İstifa sebebinizle ilgili efendim. Evet sayın seyirciler, günlerdir konuşuluyordu. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş istifa edecek mi etmeyecek mi? İstifa haberi bizzat kendisinden Saraçhane'den biraz önce geldi. Partisiyle gönül bağının devam ettiğini, sadece belediye başkanlığından ayrıldığını, buradan muhalefete herhangi bir polemik konusunun çıkmayacağını ve de herhangi bir kırgınlığının olmadığının altını çizdi Kadir Topbaş. Bir saniye, yavaş arkadaş. Bir dakika, bir şey söyleyeyim mi? Çocuklarım bayram ediyor. Başkan bize döndün abi, baba diyorlar. Çocuklarım bayram ediyor. Torunlar bayram ediyor. Böyle uygun gördüm. Hayırlı olsun. Efendim. Arkadaşlar çok mutlu olduğunuz belli de efendim. Arkadaşlar çok teşekkürler. Hayırlı olsun efendim. Hayırlı olsun. Efendim, vallahi önce hayırlı. Ben seçimle hayırlı geldim. İstanbullular getirdi beni. Ancak hayırlı onların olsun isteğiyle giderim demiştiniz. Ne hayırlı değişti olsun. Ne değişti? Hayırlı olsun diyorum. Güzel, güzel. Pardon. Bir numara ıtır eser. Bu sevinci 24 saat bile sürmedi. Hani hayallerinin peşinden giden biri olmak istedim her zaman. Hangi sözleri tacının elinden alınmasına neden oldu? Çok şanslıyım. Türkiye güzelinden 15 Temmuz şehitlerine büyük saygısızlık. 2017'nin en
güzel 3 kızı. Organizasyon yetkilileri ne açıklama yaptı? Az sonra Show Haber'de. Sayın seyirciler, Hakkari'den tüm Türkiye'nin yüreğini yakan iki haber peş peşe geldi. Önce çıkan çatışmada, ardından da teröristlerin bombalı saldırısında iki uzman çavuş şehit oldu. İki şehit geride 3 yetim evlat bıraktı. İki şehidin şehadet haberi de aynı kentte iki eve verildi. Bittik hayattayım. Ağlamayacağım, sevindirmeyeceğim kimseyi. Şehit kocasının kamuflajına sarıldı. 2 yaşındaki evladıyla bir başına kaldı. Hakkari'den peş peşe gelen acı haberler Konya'da iki eve ateş düşürdü. Kahramanlar aynı uçakla memleketlerine getirildi. Daha babasına dayanamadım ben. Türkiye'nin ciğerini dağlayan ilk haber Yüksekova'dan, Buzul Dağları'ndan geldi. Asker operasyondaydı. PKK'lı teröristlerle akşam saatlerinde sıcak temas sağlandı. Pusu kuran PKK'lı teröristlerin açtıkları ilk ateşte 28 yaşındaki uzman çavuş Halis Özcengiz şehit düştü. Şehit uzman 3 yıl önce Esra Özcengiz'le dünya evine girmiş, 1 yıl sonra da Hira Nur'un dünyaya gelmesiyle baba olmuştu. Esra Özcengiz sosyal medya hesabına "İyi ki asker eşi olmuşum, aşkım, askerim, her şeyim" yazmıştı. Şehit uzman 1 Ekim'de Konya'ya ailesini ziyarete gidecekti. Olmadı. Ailesine şehadet haberi ulaştı. Şehidin eşi kocasını taşıyan uçakla Konya'ya geldi. PKK'lı teröristleri sevindirmek istemedi. Şehidin kamuflajını kokladı. Bittik hayattayım. Ağlamayacağım, sevindirmeyeceğim kimseyi. 42 yaşındaki ulaştırma uzman çavuş Halim Ünal 22 yıllık askerdi. Evli ve 2 kız çocuğu babasıydı. Yüksekova'da PKK'lı teröristler onun kullandığı aracın geçişi sırasında yola döşedikleri bombayı patlattı. Uzman çavuş Halim Ünal şehit düştü. Oğlunun şehit düştüğü haberini aldıktan sonra fenalaşan anne Sebahat Ünal, hazırda bekletilen ambulansta tedavi edildi. Yavruma 2 senedir hasret edin. Ne sesinin oyduğumda yüzünü gördüm. Parmağı taşlarım, kora taşlarım oydu gitti. İki kahramanın cenazeleri Hakkari'den memleketleri Konya'ya gönderildi. Bir numara Itır Esen. Bu sevinci 24 saat bile sürmedi. Hani hayallerinin peşinden giden biri olmak istedim her zaman. Hangi sözleri tacının elinden alınmasına neden oldu? Çok şanslıyım. Türkiye güzelinden 15 Temmuz şehitlerine büyük saygısızlık. 2017'nin en güzel 3 kızı. Organizasyon yetkilileri ne açıklama yaptı? Az sonra Show Haber'de. Ve gözler Kuzey Irak referandumu nedeniyle erkene alınan Milli Güvenlik Kurulu toplantısında. Referanduma 3 gün kala Ankara nihai kararını verecek, ne tür yaptırımlar uygulanacak, nasıl bir yol haritası izlenecek? MGK toplantısını takip eden arkadaşımız Burcu Selçuk Esen'e dönüyoruz. Burcu, toplantı bitti mi? Bakanlar Kurulu başladı mı? Ankara'da baş döndüren bir trafik var tabiri caizse. Bakanlar Kurulu toplantısı henüz başlamadı. Milli Güvenlik Kurulu toplantısı yaklaşık 2 saattir devam ediyor. Ve işte oldukça kritik saatler yaşanıyor başkent Ankara'da. Aslında MGK yaklaşık 5 gün sonra toplanacaktı. Ancak Kuzey Irak'taki referandum kararı nedeniyle toplantı erkene alındı. Ankara bir yandan Barzani yönetimine referandumdan vazgeç ısrarını, telkinlerini sürdürürken, diğer yandan da Barzani yönetiminin kararından vazgeçmemesi halinde atacağı adımları, Türkiye'nin bundan sonraki yol haritasını belirlemek üzere de MGK toplantısında o kritik kararları almaya çalışıyor o toplantıda. Türkiye aslında ulusal güvenliğine yönelik olarak önemli bir tehdit olarak görüyor Kuzey Irak'ta bir referandum yapılmasını. İşte bu noktada da yarın mecliste sınır ötesine operasyon yetkisi veren tezkere uzatılarak Barzani yönetimine önemli bir mesaj verilecek. Ama bunun ötesinde ekonomik yaptırımlarda MGK toplantısında masada Habur sınır kapısının kapatılması, Erbil'den kalkan uçaklara Türk Hava Sahası'nın kapatılması, peşmergeye eğitim, mühimmat, silah desteğinin kesilmesi ekonomik yaptırımlar arasında. Tabii tüm bu ekonomik yaptırımlardan ne kadarı hayata geçecek, hangi takvimle hayata geçecek, tüm bunlar Barzani'nin kararına bağlı, MGK'da alınacak karara bağlı. MGK'daki o tavsiye kararı hemen sıcağı sıcağına toplanacak, Bakanlar Kurulu'na sunulacak ve başkentte bu gece uzun bir gece olacak deyip sözü size bırakıyorum.
bakalım Jülide Ateş. Burcu Selçuk Esen aktardı. Sayın seyirciler, Kuzey Irak yönetiminin referandum kararı Amerika Birleşik Devletleri'nin PYD'ye verdiği silahlar ve FETÖ elebaşı Gülen'in iadesi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'la Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump arasında dün gerçekleşen zirvenin en kritik başlıklarıydı bunlar. 50 dakika süren toplantıda iki lider de referanduma karşı olduklarını vurguladı. Tüm terör örgütleriyle mücadelenin kararlılıkla sürdürüleceğinin altı çizildi. Değerli dostum Donald ile dünyadaki diğer konuları ele alma fırsatını bulacağız. President Erdoğan of Turkey. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı tanımak büyük bir onur ve ayrıcalık. Çünkü benim arkadaşım haline geldi. İşte bu sıcak görüntülerle ve karşılıklı övgü sözleriyle başladı Erdoğan-Trump görüşmesi. İki lider New York'ta bir araya geldi. Dünyanın çok zor bir bölümünü yönetiyor. O çok çok kuvvetli ve açıkçası çok yüksek not alıyor. Ben de bu fırsatı yakaladığımız için kendilerine özellikle çok çok teşekkür ediyorum. Kısa açıklamalar sonrası kapalı kapılar ardında sürdü kritik randevu. Kuzey Irak referandumu öncelikli başlıktı. İki lider de referanduma karşı olduklarını vurguladı. ABD'nin PYD'ye verdiği silahlar ve FETÖ elebaşı Gülen'in iadesi konusundaysa Erdoğan sistemliydi. Amerika'nın da FETÖ'nün ve işbirliği yaptığı diğer terör örgütlerinin gerçek yüzünü göreceğine inanıyorum. 50 dakika süren Erdoğan-Trump görüşmesi öncesi işte bu mesajları vermişti Cumhurbaşkanı. Müslüman toplumuyla bir araya geldiği salonda New York mesaisi sırasında bir de ajansa konuştu. FETÖ terör örgütünün başı biliyorsunuz 1999'dan bu yana kendisine 400 dönüm bir arazi tahsis edilmiştir. Ve bu arazi adeta onun idari karargahı durumundadır. Kaldı ki bizim ülkemizde şu anda idam yok. Rahatlıkla bunu bize verebilirsiniz. S-400 füzelerinin Rusya'dan alınması ve NATO ile ilişkiler soruldu Erdoğan'a. Rusya'dan kaynaklanan fevkalade bir durum olmadıkça biz bu S-400'leri alacağız dedi. Ben NATO üyesi olan ülkeler içerisinden ihtiyacım olan silahı paramla alamıyorsam kusura bakmasınlar. O zaman ben ihtiyacım olan bu tür silahları NATO dışındaki ülkelerden de almak durumundayım. Çünkü ülkemin güvenliği esastır. Sayın seyirciler, Cumhurbaşkanı Erdoğan, Amerikan Başkanı Donald Trump'la görüşmesinden hemen önce Müslüman toplumuyla buluşma programında konuştu. Cumhurbaşkanının konuşması sırasında FETÖ-YPG, PKK üyesi provokatörler iki kez sahneye çıktı. Salonda çok sıcak anlar yaşandı. Sakin olun. Anlamıyorum ne? Pankartta ne yazıyor? Pankartta ne yazıyor? Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, New York'ta Müslüman ülke temsilcilerine hitap etti. İçeri sızmayı başaran 7 FETÖ ve PKK'nın uzantısı YPG üyesi terörist provokasyona kalkıştı. Amerikalı korumalar müdahale etti. Burada da mesela pankart o anlarda Erdoğan'la koruma görevlileri arasındaki konuşmalar da açık duran mikrofonlara yansıdı. Kim bunlar? Amerikalı da mükemmel Amerikalı görevler. Amerikalı da nezir ne? Pankart mı? İşte daha çözünür bir Amerikalı konuşturamayacağız şu anda. Pankart mı? Ya şimdi burada da mesela pankart mı? Türkiye Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a katılımlarını... Erdoğan'ın konuşması sırasında ilk provokasyon salonun arkalarından başladı. Salondaki Türkler o girişimi sloganlarla bastırdı. Provokatörler Amerikan polisi tarafından dışarı çıkarıldı. Bizim dünyanın dört bir ucunda 6 milyon vatandaşımız var. O anlarda salondaki Türkler de sert tepki gösterdi. Cumhurbaşkanı konuşmasına devam etti. Yaklaşık iki dakika sonra bu kez bir diğer provokasyon başladı. Türk Amerikalıların özellikle değerli kardeşlerim... Thank you.
Konuşmasına ara veren Erdoğan, provokatörlerin kim olduğunu öğrenmek istedi. O sırada bir yetkili Erdoğan'ın korumasına istihbarat bilgisi verdi. O bilgi hemen Erdoğan'a iletildi. FETÖ'cüden adam. Bunu tam öğrendim. Ne? Pankartta ne yazıyor? Pankartta ne yazıyor? Amerikan polisinin bir kez daha müdahalesiyle ikinci provokasyon da engellendi. Erdoğan o göstericilere sert tepki gösterdi. 3-5 kendini bilmeze. 3-5 salon teröristine bu güzel toplantımızı lütfen feda etmeyelim. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın FETÖ'cü oldukları bildirilmesine rağmen provokatörlerin tabiyeti hakkındaki ısrarı da ertesi gün kimliklerinin belli olmasıyla ortaya çıktı. FETÖ, PKK-YPG üyesi işte bu provokatörün Lucas Chapman olduğu belirlendi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yaklaşık 20 metre yaklaşan o provokatör Rakka'da PKK-YPG saflarında savaşmıştı. Kendini aktivist olarak adlandıran o terörist Rakka'dan dönmesinin ardından da faaliyetlerine ara vermedi. FETÖ, PKK-YPG Karanlık İlişkiler Ağı tarafından düzenlenen Türkiye protestolarına katıldı. Hatta FETÖ, PKK-YPG temsilcisi olarak Amerikan televizyonlarında beyanat bile verdi. Chapman'ın ardından bir diğer FETÖ-YPG üyesi de provokasyona kalkıştı. Terör örgütünün paçavrasını çıkardı ancak amacına ulaşamadı. Bu görüntülerin ardından salon giriş çıkışlara kapatıldı. 5 FETÖ-YPG üyesi gözaltına alındı. Ancak sorgularının ardından serbest bırakıldı. Hatta içlerinden biri Megan Bodet, Amerikan CBS televizyonuna konuştu. O anları da sosyal medyadan paylaştı. Provokatörlerin içeri sızabilmek için Erdoğan tişörtü giydiği ortaya çıktı. Bu arada Erdoğan'ın 16 Mayıs'taki Washington ziyareti sırasında yaşanan olayların tekrarlanmaması için Türk korumaların çok dikkatli olduğu gözlendi. Olaylar sırasında ilk müdahaleyi Amerikalı yetkililere bıraktı. Bir numara ıtır eser. Bu sevinci 24 saat bile sürmedi. Hani hayallerinin peşinden giden biri olmak istedim her zaman. Hangi sözleri tacının elinden alınmasına neden oldu? Çok şanslıyım. Türkiye güzelinden 15 Temmuz şehitlerine büyük saygısızlık. 2017'nin en güzel 3 kızı. Organizasyon yetkilileri ne açıklama yaptı? Az sonra Show Haber'de. Sayın seyirciler, Türkiye'nin en güzel kızı bir gece içinde iki kez değişti. Miss Turkey 2017 güzeli seçilen Itır Esen'in tacı geri alındı. Hem de tüm Türkiye'yi ayağa kaldıran bir gerekçe nedeniyle. Bir numara Itır Esen! Türkiye'nin en güzel kızı olarak tacını böyle taktı ama keyfini bir gün bile çıkaramadı. 15 Temmuz şehitleri hakkında yaptığı saygısız paylaşım nedeniyle tacı da ünvanı da geri alındı. Güzel bir kadının en önemli özelliği bence özverili olması. Itır Esen, 18 yaşındaki genç kız aylardır dünya güzellik yarışmasında ülkemizi temsil etmek için hazırlanıyordu. Seslendirme sanatçısı Hayri Esen'in torunu ve Yeşilçam oyuncusu Itır Esen'in aynı ismi taşıyan yeğeni olan genç kız mankenlik de yaptı. Ünlü modacılarla çalıştı. Itır 18 yaşında, İstanbul doğumlu ve boyu 1.80. Sonunda da hayallerine kavuştu. Türkiye'nin en güzel kızı olarak tacı taktı. Ama bir gün sonra gelen haberle şok oldu. Yarışma organizatörleri genç kızın 2 ay önce 15 Temmuz şehitleri hakkında yaptığı küstah ve saygısız bir paylaşımı fark etti. Bu benim hayallerimden biriydi. Görevliler o paylaşımın Itır Esen tarafından yapılıp yapılmadığını saatlerce inceledi. Sonunda hesabın da paylaşımın da gerçek olduğu sonucuna vardı. Hayallerinin peşinden giden biri olmak istedim her zaman. Miss Turkey 2017 organizasyon yetkilileri sosyal medyada da hızla yayılan o paylaşım nedeniyle Itır Esen'in tacını geri aldı. Kuruluş amacı Türkiye'yi dünya çapında tanıtmak ve imajına katkıda bulunmak olan yarışmanın böyle bir paylaşımı kabul etmesi mümkün değildir dedi.
12 numara Aslı Sümen. Yeni Miss Turkey, Esen'in ünvanının alınmasından önce ikinci seçilen Aslı Sümen oldu. Aslı Sümen ülkemizi Çin Halk Cumhuriyeti'nde düzenlenecek olan Miss World'de temsil edecek. Sayın seyirciler, Atatürk Havalimanı'nda özel jet düştü. İnişe geçtiği sırada düşen uçak alev alev yanmaya başladığında içinde bir yolcu, iki pilot ve bir hostes vardı. Uçuşların durmasına neden olan o çok sıcak anlar var şimdi sırada. Evet, E5 yolunun Sefaköy yamacında uçak alev alev yanıyor. Özel jet inişe geçtiği sırada Atatürk Havalimanı'na düştü. Alev alev yanan uçağın içinde iki pilot, bir hostes ve bir yolcu vardı. İtfaiye ve sağlık ekipleri vakit kaybetmeden enkaza doğru hareket etti. Uçaktakileri kurtarmak için zamana karşı yarış başladı. Evet, uçak yanıyor şu anda. Kanatlarını sürterek düştü. Kaza nedeniyle Atatürk Havalimanı uçuşlara kapatıldı. Saat 21 sıralarında Atatürk Havalimanı'na iniş yapmak isteyen özel jet pistten çıktı ve toprak zeminde sürüklendi. Kısa bir süre sonra kanatları alev aldı ve alev topuna dönüştü. İtfaiye ekipleri geldi ve şu an yoğun çalışma sürüyor. Kuzey Kıbrıs Ercan Havalimanı'na gitmek için havalanan özel uçak iniş takımında arıza bildirdi. Pilot kuleden acil iniş izni istedi. Tam anlayamadık. Muhtemelen belki lastikte patlama da olabilir. Emergent olursa daha iyi olur efendim. Teşekkürler. Anlaşıldı efendim. 3-5 pist olursa. Aynen. 3-5 pist olursa daha iyi olur efendim. Ancak uçak gövdesinin üzerine inmek zorunda kaldı. Pistten çıkan uçakta yangın çıktı. Özel jet alev alev yanarken içindeki bir yolcu, bir hostes ve iki pilot kendilerini dışarı atmaya çalıştı. Evet. E5 yolunun Sefaköy yamacında uçak alev alev yanıyor. Edindiğimiz bilgiye göre uçakta iki pilot, bir kabin memuru ve bir yolcu vardı. Yani toplam 4 kişi ve hemen onlar sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı, tedavi altına alındı. 2014 yılında Sanko Holding tarafından satılan özel jet Azeri bir iş adamına aitti. İçindeki 4 kişi alevlerin arasından çıktı ve ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Evet, uçak yanıyor şu anda. Kanatlarını sürterek düştü. Kısa süre içinde olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını söndürdü. Çalışmalar sırasında Atatürk Havalimanı uçuşlara kapatıldı. Uçak düştükten hemen sonra itfaiye ve sağlık ekipleri seferber edildi. Olay yerine geldiler ve yangına müdahale ettiler. Alev topuna dönen uçak söndürüldü. Soğutma çalışmaları ise halen devam ediyor. Bizim itfaiyemiz zaten acil durum ilan edildiği için hazır bekliyordu ve yangına derhal müdahale ediyor. Yangın söndürülüyor. Yangın nedeniyle bir süre aksayan seferler çalışmaların tamamlanmasının ardından normale döndü. Hastanede tedavileri devam eden 4 yaralının sağlık durumları iyi. Kaza sonrası pilotların ve hostesin yakınları hastaneye akın etti. Ziyarete gelenler arasında şarkıcı ve oyuncu Gökhan Güney ve hostes olan eşi Özlem Güney de vardı. Bugün bir işim çıktı. Bunu da kaptanımız biliyordu. Bu sebepten dolayı başka bir arkadaşımı aldılar. İşte her şey bir kısmet ya. O uçağa gitmedi, arkadaşını gönderdi. İşte böyle oldu yani. Atatürk Havalimanı'nda yanan jetin pilotu Muzaffer Kütük, tedavi gördüğü hastaneden öğle saatlerinde taburcu oldu. Uçağı kurtarmaktan, yolcuları kurtarmaktan başka bir şey hissetmedik. Ulaştırma Bakanlığı Kaza Araştırma İnceleme Kurulu sabah saatlerinde olay yerine gelerek inceleme yaptı. Pistten çıktıktan sonra sürüklenen özel jetin E5 karayoluna çıkmaması ise olası bir faciayı önledi. Haber sabah geldi ama facianın boyutu akşama doğru ortaya çıktı. Kocaeli'de göçmenleri taşıyan teknenin batması sonucu 19 mülteci hayatını kaybetti. Sahil güvenlik ekiplerinin arama çalışmalarında 40 göçmen kurtarıldı. Sayı tam bilinmiyor ama 11 kişinin de kayıp olduğu tahmin ediliyor. Sayın seyirciler, yoğun bakımdaki yaşlı adamla dalga geçen, üstelik bu anları kaydedip sosyal medyada paylaşan hemşireler Türkiye'yi sarstı. Bu olaydan 48 saat sonra hayatını kaybeden yaşlı adamın oğulları ise öfkeli. Hemşirelere ve hastaneye dava açmaya hazırlanan evlatlar babalarının ani ölümünü de şüpheli buluyor. (Gülüyor)
Ne var ya? Bir ağzına koy önce. Ay elime bir geç işte. Nasıl gülüyor bak bak bak. Çok sanki hoşuna gidiyor, bir şey var yani orada. Yoğun bakımda yatarken onunla alay eden hemşireler görüntüleri sosyal medyada yayınladı. Ailesi iyileşmesini beklerken yaşlı adam 2 gün sonra hayatını kaybetti. Al çakmak ver abi. Mentolü çoban. Al çakmak ver, çakmak ver. Yara olmasa dedi, ben dedi göndereceğim dedi. O kadar iyiydi yani. Ama gece yarısı fenalaşıyor. Bir daha yok. İyileşmekte olan bir hasta. 85 yaşındaki Mustafa Süzer, şeker hastalığından kaynaklı yaralar sebebiyle önce devlet hastanesine yatırıldı. Sonra da Sakarya'da özel bir hastanenin yoğun bakım servisine sevk edildi. Az versene bir, az ver bakayım ne yapacak ya? Ağzına sokacaklarım, içinde içersin onu. Ona bakmakla görevli iki hemşire yaşlı adamın eline sigara ve çakmak verip onunla dalga geçti. Yaşanan skandalın ardından babalarını kaybeden İbrahim ve Ali Süzen kardeşler sosyal medyaya düşen görüntülerle ikinci kez yıkıldı. Ne var ya? Bir ağzına koy önce. Yani içim yanıyor yani, içim yanıyor. Başka bir şey yok. Peki davacı olacak mısınız? Davacı olmamak elde mi yani? Babalarına ölümünden sadece 2 gün önce yapılan bu ayıbı evlatları kabullenemiyor. O üzüntünün üzerine bu daha fena geldi bana. Asıl üzüntü bu. Asıl üzüntü bu yani. Ne demek bu ya? Hasta bir yaşlı insana üzerine gitmek bu kadar. Hem doktorlar hem de ailesi giderek iyileşen yaşlı adamın ölümüne şaşırdı. İyileşmekte olan bir hasta, onun başında duran stajyerler tarafından yapıldığı tespiti yapıldı. Sigarasını hepsi de ya. Doktor da şaşırdın mı diyor ya, böyle olmaması lazım dedi o oranın doktoru. Beklemiyordum bu kadar dedi, böyle dedi. Taraflar yaşlı adamın nerede öldüğü konusundaysa farklı şeyler söylüyor. Oğulları babalarının öldüğünü hastane yetkililerinden öğrendiklerini ve onun hastanede öldüğünü söylüyor. Hastane yetkilileri ise bambaşka konuştu. Hasta da çıktı, tabii çıkmış. Taburcu olmuş. Yara olmasa dedi, ben dedi göndereceğim dedi. O kadar iyiydi yani. Aile hem hemşirelerden hem de hastaneden şikayetçi olacak. Şikayetçiyim daha bu durumu, şikayetçiyim. Peki. Ne cezası varsa o yapanlar çeksin yani. Hepsi de ya. Allah Allah ya. Aktivist kadın ve 22 yaşındaki gazeteci kızı Üsküdar'daki evlerinde ölü bulundu. Özür diliyorum. Korkunç olay onlara ulaşamayan yakınlarının ihbarıyla ortaya çıktı. Anne kız 3 gün önce öldürülmüştü. Onları katleden caniler cesetler kokmasın diye eve kimyasal madde dökmüştü. Aktivist anne ve gazeteci kızı Üsküdar'daki evlerinde hunharca öldürüldü. Katil ya da katilleri kokmasın diye cesetlerin üzerine deterjan döktü. Çifte cinayet günler sonra akrabalarından gelen telefonla ortaya çıktı. Kapıdan böyle bu içeri girince tam buradalar. İkisinde, tam bu ortada yatıyorlar. Bir de kadının ayakları gözüküyor. Suriyeli anne kızın Bahreyn'deki akrabaları onları aradı ancak ulaşamadı. Bunun üzerine akrabalarına haber verildi. Akrabaları Üsküdar'daki eve geldi. Kapı kilitliydi. Hemen polise haber verildi. Polis olan yerine geldi. Çilingirle kapı açıldı ve hemen koridorda anne kızın cansız bedeniyle karşılaşıldı. Anne kızın üzerinde bir yorgan vardı ve etrafına da kimyasal maddeler dökülmüştü. Evet, toz gibi böyle kireç belledim ben ama polisler yanaştırmıyorlar bizi. Öleceğini o kadar gördük. 60 yaşındaki Aruba ve 22 yaşındaki kızı Hala Barakat Suriye rejimi muhalifiydi. Gençlik yıllarında gazeteci olan anne merhum 10. Cumhurbaşkanı Turgut Özal'la 1983 yılında röportaj yapmıştı. Suriyeli anne kız Esad karşıtıydı. İddiaya göre iç savaş çıkınca önce İngiltere'ye ardından Birleşik Arap Emirlikleri'ne 3 yıl önce de Türkiye'ye geldi ve Üsküdar'daki bu eve yerleşti. Anne kız gazeteciydi ve iddiaya göre Suriye rejimi aleyhine haberler yapıyordu. Peki hiç bu son günlerde aşağıda böyle bir kavga, hayır, bir bağırış, bir hayır. Ses? Ama bunların geleni gideni çok. Bunlara misafir çok geliyor. Artık ne olduklarını tabii bilmiyorum.
öyle bir tehdit edilecek durumda bir kimse değiller. Bir yaramaz falan filan. O kız çok hanım böyle o kadar. Ama işte. İddiaya göre genç kız son dönemde bu yüzden bir tehdit telefonu almıştı. Onlara bir süredir ulaşamayan yakınları polisi arayınca ekipler Üsküdar'daki eve geldi. Anne ve kızının cesetleri koridordaydı. Kapıda bir zorlama ve hırsızlık belirtisi yoktu. Hale Barakat boğularak annesi ise bıçaklanarak öldürülmüştü. Polis hemen olay yerinde bulunan dayısının ifadesini aldı. Dayısının ifadesine göre yeğeninin kendisini bir hafta önce aradığını ve bilinmeyen bir numaradan kendisini tehdit eden bir kişinin olduğunu söylediğini iddia etti. Polis bu ifade üzerine gazeteci genç kızın telefon kayıtlarını incelemeye aldı. Anne kızın öldürüldüğü evin sokağında herhangi bir güvenlik kamerası yok. Cinayetin yurt dışı bağlantısı olma ihtimali yüksek. Bu yüzden dedektifler için o telefon kayıtları son derece önemli. Anne kız beraber mi yaşıyorlar? Anne kız. Babası Amerika'da. Kız Amerika doğumlu. Kadın Kuveytliymiş. Terörle mücadele polisi tarafından yürütülen soruşturma sürüyor. Polis anne kızın katillerinin izini sürüyor. Hastasını odaya aldıran refakatçi yastık ve çarşaf beklemek için sabredemedi, hastaneyi birbirine kattı. O anları da kendi telefonuyla kayda aldı. Canlı yayında bütün Türkiye seni izliyor, ha, haberin olsun yani. Hastaya yatak vermiyorsun, yastık vermiyorsun. Sen hastan yatakta. Yatakta, tamam mı? Nerede bu beşikin, tamam. Nerede bu çarşaf? Bırak beşiği, bayan burada yatıyor mu? Çarşaf var mı? Yatakta yatıyor mu? Yastık var mı? Hasta yakını hastanenin güvenlik görevlisiyle yastık ve çarşaf yüzünden birbirine girdi. Az kalsın yumruklar konuşacaktı. Çıkarıyorum. Şimdi sen ben insanım. İnsansan. Ama sen bana ne dedin? Ama sen dedin yatakta çarşaf var, yastık var bak. Ne yatak? Ne yastık? Canlı yayındasın. Sen serbestsin. Bu gerilimli anlar sosyal medyada ışık hızıyla yayıldı. İddiaya göre kaydı yapan adam yakınını hastaneye yatırdı. Ancak yatakta çarşaf ve yastık yoktu. Beklemeye tahammül edemedi. Öfkesi güvenlik görevlisine yönlendi. Hasta yatağında niye? Telefonu çekmeyin de. Etsinin. Kamera var içine geldiği zaman sana çarşaf vereceğiz, tamam mı? Çarşaf yok, beşik yok, yastık yok. O da burada. Odayı da çakır. Sen serbestsizlik yapıyorsun. Ayıp ya. Bütün güvenlikler gelsin. O da burada. Abi bak. O da burada. Bakın ben mi yalan söylüyorum, sen mi yalan söylüyorsun? Ben çekiyorum. Çekiyorum canlı yayında. Bütün Türkiye izliyor. Gel bakayım. Gel bakayım, çarşaf mı var? Tansiyon her saniye yükseldi. Araya diğer görevliler girdi. Ne yatak, ne yastık? Canlı yayındasın. Sen serbestsin. İki dakika yedi saniye süren kayıt sırasında kavga çıkmadı ancak sonrasında yaşananlar şimdilik muamma. O saatlerde derste olmaları gerekiyordu ama onlar sokağı ve kavgayı seçti. Kızlı erkekli bir grup liseli yol ortasında tekme tokat birbirine girdi. İşte hem kendi geleceklerini hem de ailelerinin emeğini hiçe sayan gençlerin sokak kavgası. Ne kimin kime vurduğu belli ne de kavgayı kimin ayırmaya çalıştığı. Ailelerinin okulda sandığı gençler sokak ortasında kavga etti. Kızlı erkekli grup böyle birbirine girdi. Burası İzmir. Neden, niçin bilen yok. Liseli iki grup kavga için cadde ortasında buluştu. Kavga için gelenlerin arasında genç kızlar da vardı. O saatte okulda olması gereken gençler ders yerine kavgayı tercih etti. Tekmeler, yumruklar havalarda uçuştu. Kavga yol kenarındaydı. Yola düşmeleri, aracın altında kalmaları işten bile değildi. Kızlı erkekli kavga uzun süre devam etti. Gençler çevredekilerin çabasıyla olay yerinden uzaklaştırıldı. Kız kardeşi tacize uğrayan adam hafiye gibi iz sürdü. Yolda yalnız yürüyen genç kadınlara saldıran sapı yakalattı. Takip edildiğimin farkında değildim. İşten çıktım, eve geliyordum. Asansöre bindim. Hemen peşimden geldi. Çenemden tuttu. Kız kardeşinin taciz edildiğini öğrenen genç adam çevrede ne kadar güvenlik kamerası varsa inceledi. Tacizciyi yakalattı.
sapığın iki genç kıza daha saldırdığı belirlendi. Ertesi gün ben zaten direkt güvenlik kamerası görüntülerini toplamaya başladım. 29 yaşındaki kadın akşam işten eve dönüyordu. Oturduğu apartmanın asansörüne binene kadar birinin kendisini takip ettiğini fark edemedi. Saldırgan onun ağzını kapatmaya çalıştı. Ondan sonra ben öyle olunca şok oldum tabii ki de, şaşırdım. Hemen onu ittim. Genç kadın karşı koydu ve sapığın kaçmasını sağladı. Kim olduğunu bilmediğim için ondan sonra bağırmaya başladım imdat diye. Daha sonra tekrardan ağzımı kapattı, bağırmama engel oldu. Öyle olunca da dirseğimle vurdum. Vurduktan sonra da kaçmaya başladı. Başına geleni 23 yaşındaki erkek kardeşine anlattı. Kardeşi de ablasının geçtiği güzergahta bulunan bütün güvenlik kameralarının görüntülerini topladı ve tacizciyi tespit etti. Topladıktan sonra da ablamla birlikte polis merkeze gittik. Şikayetçi olduğunu söyledik. Polislerin de uzun uğraştığı sonucunda kısa bir sürede zanlı yakalandı. Görüntülerden kimliği belirlenen saldırgan kısa sürede yakalandı. Görüntüler daha önce tacize uğrayan iki genç kadına da izlettirildi. Onlar da kendilerini taciz edenin aynı kişi olduğunu teşhis etti. Aynı kişi tarafından evet. Siz de taciz edildiniz. Aynı kişi de. Siz de bastı. Sonrasında kapı açıldı ve ben arkamı dönüp birine mi bakmıştım dedim. Ve üstüme gelip kolumdan tutup beni içeriye itti ve burada yaşandı. Sonrasında tabii ki ben çırpındım, çığlık çığlığa bağırdım. Apartman sakinleri çıkmaya başlayınca, apartmandan bir hareketlilik hissedince kaçtım. Sapık, tacize uğrayan kadınların ifadeleri doğrultusunda tutuklandı. Üçü de başına benzer şeyler gelen kadınlara olayı utanarak ya da korkarak saklamak yerine yakınlarıyla paylaşmalarını tavsiye etti. Telefon dolandırıcılarının son hedefi Türk Böbrek Vakfı Başkanı Timur Erkin eşi oldu. Yaşlı kadın 100 bin liralık mücevherlerini kapıyı çalan sahtekarlara verecekti. Ancak dolandırıcı öyle bir hata yaptı ki Erk son anda kandırılmaktan kurtuldu. Kapının zili çalıyor, hanım herhalde açıyor. Siz de FETÖ'cüsünüz, ben sizi tutuklanacağım, üçümüz mahkemeye çıkacaksınız. Güç kullanarak içeri girse o paranın tümü gitmişti. Bereket versin, çocuk hem gülümsemiş hem de elini öpmeye kalkmış. İyi ki de öyle yaptı çünkü telefon dolandırıcısı elini öpmese bütün mücevherlerini ve parasını kendi eliyle teslim edecekti. 74 yaşındaki İnci Erk, 100 bin liralık servetini son anda kurtardı. Yaşadıklarına kendi bile inanamadı. Bu bir polis değil, şimdi bir çitli. Bir adam gelseydi ben sokacak. O masa örtüsü kapatacak ve gidecek. 74 yaşındaki İnci Hanım iki gün önce alışveriş için dışarıya çıkmıştı. Evine döndü. O sırada iki telefonda birden çalmaya başladı. İddiaya göre polis olduğunu iddia eden kişiler onu hem ev telefonundan hem de cep telefonundan aradı. Evdeki mücevherleri tespit etmek istediklerini söyledi. Ben başsavcı Ömer Bey'im. Bu gece bir soygun oldu. Kocanın oğlunun nüfus kart orada bulduk. İşte o zaman iyice korkmaya başladım. Ben düşündüm bu gece hapishanede olacağım. Böyle bir korku var. Telefon dolandırıcılarının yöntemi aynıydı. Telefondaki ses savcı olduğunu iddia etti. Yaşlı kadını 2 saat boyunca hatta tuttu. Son hamlesini de size polis gönderip mücevherlerinizi teslim alacağız diyerek vurdu. Telefonla kendisini arayanların savcı ve polis olduğuna ikna olan İnci Hanım evdeki kasayı açtı. Bütün mücevherlerini ve nakit parasını onlara teslim etmek üzere hazırladı. Hatta öyle ki buradaki kağıda küçük notlar aldı ve ne kadar parası olduğunu kuruşu kuruşuna telefondaki dolandırıcılara söyledi. Kasada açacaksınız, kocanız parası ne kadar? Ben yaptım, koydum, saydım. Dolandırıcılar polis olduğunu iddia ettikleri kişiyi mücevherleri teslim almak için İnci Hanım'ın evine gönderdi. İnci Hanım kapıyı açtığında karşısındaki kişi elini öpmek istedi ve işte o anda aslında onun polis olmadığını fark etti. Hemen kapıyı kapattı ve işte burada duran diyafondan kapıcıya haber verdi. Kapıyı açtım. O adam genç, 30 yaşında, gülümseye böyle elim de öpmek istedi. O zaman hemen böyle kapattım. Çeton tamamen düştü, düşündüm bu polis olamaz. Erk son anda dolandırıcıların ağına düşmekten kurtuldu ama hala her telefonu korkarak açıyor. Dileği bir an önce sahtekarların yakalanması. Başımıza geleceğine hiç ben emin olun düşünmüyordum. Ama başımıza geldikten sonra bu herkesin başına gelebilir. Mücevherler şimdi tabii bankada koyduk. Bilsinler burada soyacak bir şey yok.
Annesinin yanından ayrılan yavru geyik, bataklığa saplandığı feci şekilde can vermek üzereyken altın kalpli dört adam ortaya çıkıp öyle bir şey yaptı ki herkese insanlık ölmemiş dedirtti. Genç adam kendi canını tehlikeye attı. Bataklığa saplanan yavru geyiği dakikalarca uğraşıp kurtardı. Tüm dünyaya iyiliğin ne demek olduğunu bir kez daha hatırlattı. Afrika'da geyik sürüsü su içmeye indi. Kurumaya başlayan nehir bataklığa dönmüştü. Bu sevimli yavru annesinden ayrılınca olanlar oldu. Çamura saplandı. Altın yürekli dört adam yavru geyiğin feci şekilde can vermesine izin vermedi. İçlerinden biri beline ip bağladı. Sürüne sürüne yavruya ulaştı. Ulaştı ulaşmasına da kurtarmak kolay olmadı. Çamurda dakikalarca adım adım sürünerek yavru geyiği kıyıya doğru çekti. Zavallı yavru sonunda güvenli bölgeye ulaştı ama yorgunluktan perişan olmuştu. Önce yüzü yıkandı, su içirildi. Ardından da koşa koşa sürüsüne geri katıldı. Sosyal medyada binlerce kez paylaşılan bu anlar dünyanın yüreğini ısıttı. Hırsızların vicdanı yok. Minik Rafet'in hem bir yıllık emeği hem de hayalleri yok oldu. Karne hediyesi bisikleti kapısının önünden çalındı. Daha birkaç gün önce en son binmiştim. Daha binecektim ama adam aldı götürdü. Babası söz vermişti. Karnesi iyi gelirse bisiklet alacaktı. Bir yıl boyunca çalıştı. Sonunda hayallerine kavuştu. Ama hırsız tadını çıkarmasına izin vermedi. Rafet'i boynu bükük bıraktı. Hem karne hediyesi hem de doğum günü hediyemdi. Bir parçam gitmiş gibi oldu. Nereye uşaklar? Aşağıda. Hırsız gündüz vakti işte bu sitenin içine girdi. Ardından hedefindeki apartmanın önüne geldi. Buradaki merdivenlerde bir süre oturdu, buradaki çocuklarla muhabbet etti. İlk fırsatta ise şansına kapı çıktı. Kapıdan içeri girdi ve dördüncü kata çıktı. Anne Elif Turan, küçük kızı Ecrin'le evdeydi. Zanlı kapının önüne kadar geldi ama ruhları bile duymadı. Kızımı okuldan alıp gelmiştim. Yani benim en çok korktuğum zaten kapıda onunla karşılaşmak olurdu herhalde. Onun dışında karşılaşmadığım için memnunum. Hırsız apartmana girdikten sonra dördüncü kata çıktı. Ardından tam bu noktada duran iki tane bisiklet vardı. Bir tanesi 11 yaşındaki Rafet'in, diğeri de kız kardeşi Ecrin'indi. Ancak bir tanesi daha yeniydi. İşte o ikisi de buradaki kilit de kilitliydi. Ancak hırsız önce bunu yaktı, ardından kesip o bisikleti en alt kata götürdü. Kesmiş. Teker teker. Yöntemini de biliyormuş. Yani bir 40 dakika durmuş zaten içeride. Hırsız bisikleti bu kata indirdikten sonra kapıdan çıkıp izini kaybettirecekti. İşte tam o esnada bazı apartman sakinleri kapıyı açtı, içeri girdi. Hırsız da bisikleti hızlı bir şekilde bu noktaya koydu ve yukarı çıkarak gizlendi. Hırsız ortalığın sakinleştiğinden emin oldu. Sanki kendi malıymış gibi pedala bastı, izini kaybettirdi. Hem karne hediyesi hem de doğum günü hediyemdi. Bak arabalara dikkat edin, yolun ortasından gitmeyin. Çok üzüldüm. Yenisini alırım ben oğluma. Hiç üzülmesin. Fahri Turan soluğu kamera görüntüleriyle karakolda aldı. Oğlunun karne hediyesini çalan hırsızın yakalanmasını bekliyor. Bursa'daki bir ilkokulda akıl almaz bir olay yaşandı. Oğlumla ilgilenmiyorsunuz diyen kadın veli sınıfı bastı ve öğrencilerin gözü önünde öğretmeni bıçakladı. Oğlumla neden ilgilenmiyorsun dedi, sınıfın ortasında öğretmene bıçakla saldırdı. Müdür odasına kaçan öğretmen canını zor kurtardı. 42 yaşındaki kadın veli sabah saatlerinde 4. sınıf öğrencisi oğlunun okuluna gitti. 38 yaşındaki ilkokul öğretmeni Tolga Daştan'la görüşmek istedi. Öğretmen ve kadın veli arasında tartışma çıktı. Kadın velinin iddiasına göre öğretmeni oğluyla yeterince ilgilenmiyordu. Tartışma büyüdü. Öfkeli anne yanında getirdiği bıçağı çıkarıp öğretmene saldırdı. Tolga Daştan sırtından ve kolundan yaralandı. O anlara öğrenciler de tanık oldu. Can havliyle koşan öğretmen müdür odasına kaçıp kapıyı kilitledi. Kadın veliyi diğer öğretmenler etkisiz hale getirdi. Polise teslim edilen kadının sorgusu sürüyor. Saldırının duyulmasının ardından okula akın eden diğer veliler çocuklarını alıp eve götürdü.
Hastaneye kaldırılan öğretmenin sağlık durumu iyi. Son günlerde cep telefonları sürekli taciz halinde. Arayanlar sözde bankacı, vaatleri ise son derece cezbedici. Hal böyle olunca dolandırıcılar kurbanlarının kişisel bilgilerine rahatlıkla ulaşabiliyor. Sonrası ise Doğan Kaya'nın başına gelen kabus gibi. Sözde dosya masrafı iade edeceklerdi. Şu an ben doğal olaraktan 21 milyar 600 milyon para ödemek zorundayım. Haberi olmadan adına 14.500 lira kredi çekildi. Faiziyle birlikte 21.600 lira borçla baş başa kaldı. Bu tuzağa düşmesinin nedeni kendisine gelen bir telefondu. Dolandırıcı olduğu iddia edilen kişi ise kendini böyle savundu. Dolandırıcı konumunda olan kişi de sizsiniz değil mi şu anda? Evet, öyle görünüyorum zaten ama kendimi aklamak için bulabildiğim şeyler var. Doğan Kaya'nın elinden telefon ve dosyalar bir an olsun düşmüyor. Çünkü dolandırıcıların kurbanı oldu. Hem sağlığını hem de işini kaybetti. Yaptığı en büyük hata ise kendisini arayanları bankacı sanmasıydı. Tüm bilgilerimi biliyorlar. Benim TC kimlik numarama kadar, çektiğim hesapları, kapattığım hesapları, hangi bankadan kaç tane kredi kartım olduğunu. Telefonun diğer ucundaki dolandırıcılar Doğan Kaya'ya kendilerini bankacı olarak tanıttı. Ona biriken tüm kredi dosya masraflarını anında iade edeceklerini söyledi. Doğan Kaya maalesef bu vaatlere inandı ve onlar ne dediyse harfiyen yerine getirdi. 6 haneli bir tane şifre verdiler. Size dedi şimdi dedi şey gelecek dedi. Şifre gelecek, onu bize verirseniz dedi. Görüşmeyi sonlandırıp dedi gidip bankanızdan paranızı alabilirsiniz. Tamam dedim. Şifre geldi. Şifreyi verdim. Dolandırıcılar şifreyi aldı. Artık işlem için her şey tamamdı. İddiaya göre Doğan Kaya'nın şifresini alan dolandırıcılar hemen işleme başladı. Onun internet bankacılık hesabına girdi. Oradan onun adına 14.500 lira kredi çekti ve daha sonra da o tutarı dolandırıcılar kendi hesaplarına havale yaptı. 1,5 milyar sözde dosya masrafı iade edeceklerdi. Adıma 15 bin lira kredi çekip 500 TL'sini benim hesabımda bırakıp geri kalan 14.500 lirayı da havale etmiş kendi hesabına. Şu an ben doğal olaraktan 21 milyar 600 milyon para ödemek zorundayım. Şov Haber iddiaların hedefindeki şüpheliyi de aradı. Fakat o da iş görüşmesi yaptığı kişilerin tuzağına düştüğünü söyledi. Dolandırıcı konumunda olan kişi de sizsiniz değil mi şu anda? Evet, öyle görünüyorum zaten. İş görüşmesine gittim. Benim üstümden hesap açıp benim hesabıma para yatırdılar. Bu yatırılan para da Doğan Kaya'nın parasıymış. Ne kadar yattı size? Yani 14.500 galiba. Bu parayı vezneye gidip ben çektim. Ne yaptınız? Bu parayı o kişilere verdim. Genç adam şimdi 21.600 lira olan kredi borcunu nasıl ödeyeceğini düşünüyor. Peki adınıza kredi çekilmemesi için ne yapmalısınız? Hiçbir banka kendiliğinden arayıp da kestiğim ücretleri iade edeceğim demez. Buna inanmasınlar. Hiç kimse de bankadan gönderilen şifreyi ayrıca karşı taraftakine vermesin. Muhammed'in tek istediği biraz sallanmaktı, ancak bindiği salıncağın ipi boynuna dolanınca melek oldu. Acılı babanın evladına son bakışıysa yürekleri kanattı. Küçük Muhammed'in eğlenmek için bindiği salıncak sonu oldu. İp boğazına dolandı, talihsiz çocuk feci şekilde can verdi. Köyden boşuyor, çobanın çocuğu dedi, gerisini daha diyemedi. Muhammed Sadak henüz 8 yaşındaydı. Babası ahırda hayvanlarla ilgilenirken o salıncağa binmek istedi. Böyle olacağı kimsenin aklının ucundan geçmiyordu. Salıncağın halatı bir anda boynuna dolandı. Nefessiz kalan Muhammed'e ilk müdahaleyi yardım çığlıklarına koşan babası yaptı. Köyden boşuyor, çobanın çocuğu dedi, gerisini daha diyemedi, acil geldi dedi, arabaya geldi dedi. Köylüler sağlık ekiplerine haber verdi. Kelkit Devlet Hastanesi'ne kaldırılan küçük çocuk ambulans helikopterle Tokat'a sevk edildi. Muhammed tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Baba Ferman Sadak'ın tabuttaki oğluna son bakışı ise yürekleri dağladı. İnşaat kapısındaki delikten geçmeye çalışan yavru kedi başını derde soktu. Kafası bir tarafta, gövdesi bir diğer tarafta kalan Afacan bin bir uğraştan sonra zorlukla kurtarıldı. O ufak delikten geçebileceğini sandı, sıkıştı kaldı. İnşaat işçileri kurtaramayınca yavru kedinin imdadına itfaiye yetişti. Sakin ol. İnşaat işçileri kaldıkları konteynerde yavru bir kedi buldu.
Tam dışarı çıkacaklardı ki kedi ellerinden kaçtı. İşçilerden korkan kedi kapıdaki küçük delikten çıkabileceğini düşündü. Ama kafası sıkışınca öylece kala kaldı. Kediyi kurtarmayı başaramayan işçiler itfaiyeden yardım istedi. Ekipler kediyi önce bulaşık deterjanı yardımıyla çıkarmayı denedi. Ama olmadı. Ardından deliğin çevresindeki teneke plaka kesildi. Köpükler dikkatlice söküldü. Tamam. Bekle abi. Tamam. Yasin yasin. Yaramaz kedi yarım saat sonra özgürlüğüne kavuştu. Feride İsmail resmi olarak Romanya vatandaşı ama ülkemizde ana vatanı belledi. Türk'ten çok Türk oldu. Tüm ailesi de burada ancak yasa gereği memleketi Romanya'ya dönmesi gerekiyor. Yoksa sınır dışı edilecek, bu ihtimalde uykularını kaçırıyor. Gerekirse Roman vatandaşlığını bile reddediyorum. Onu bile istemiyorum. Yeter ki beni çocuklarımın yanında bıraksınlar. Türkiye'de kalmak istiyorum. Evet, Türkiye'de kalmak istiyorum. Ben bunu hak ediyorum. Gözünde yaş kurumuyor. Her günü böyle ağlayarak geçiyor. Roman kadın 30 yıldır Türkiye'de. Ancak pasaportun süresi bitti. Sürekli sınır dışı edilme korkusu içinde. Gözyaşlarının nedeni de bu. Çünkü ana vatanı onun için gurbetten farksız. Gidecek bir yerim yok. Hemen vatandaşlık vermeseler bile bana yardımcı olsunlar, bir oturum versinler, rahat çalışabileyim, sigortalı, günlük çalışıyorum yemeyle. Feride İsmail, Romanya'dan Türkiye'ye geldiğinde genç bir kızdı. Evlendi, 3 çocuk annesi oldu. Zaten film gibi hayat hikayesinden de ilk darbeyi hayat arkadaşından yedi. Romanya vatandaşı Feride İsmail 1993 yılında Çorlu'da yaşıyordu. İddiaya göre kocasıyla bir akşam tartıştı ve kocası ona silahla 7 el ateş etti. Aradan tam 24 yıl geçti ama hala o saldırının izlerini taşıyor. Silah bana doğrulttu, ya benim ya toprağın dedi. Diz kalça ve rahimime geldi. Hala iki kurşunla içimde yaşıyorum. Nerede kurşunlar? Sağ tarafımda, kasık bölgesinde. İlk eşi cezaevine girdi. Feride İsmail de kendine yeniden bir yuva kurdu. Yıllar yılları kovaladı. 3 çocuğu daha oldu. Bir ay önce de annesini kaybetti. Cenaze işlemleri için uğraşırken Türkiye'de kaçak olarak yaşadığını öğrendi. Şok oldu. Şu an tek isteğim Türk vatandaşı olmak. Çünkü ben burada, ülkemden daha çok burada yaşadım. Buranın insanlarıyla elhamdülillah Müslümanım. Evlatlarım var, ailem, her şey, hayatım, her şeyim burada. Feride İsmail şu anda Türkiye'de son günlerini yaşıyor. Çünkü vizesinin ve pasaportunun süresi dolmuş durumda. Eğer Romanya'ya giderse engel yediği için bir daha Türkiye'ye geri gelemeyecek. Ve buradaki tüm yaşamı, tüm hayatı alt üst olacak. Türkiye'de kalmak istiyorum. Ben bunu hak ediyorum. Fazlasıyla hak ediyorum. Rica ediyorum, sesimi duyun. Ben de bir anneyim, bir insanım. Türkiye'ye örf ve adetlere, geleneklere göre yaşadım, yaşıyorum, öyle yetiştim. Feride İsmail sürekli gözyaşı döküyor. Türkiye'de kalmak için çalmadık kapı bırakmamış. Şu anda da bir yurt dışı danışmanlık hizmeti firmasında. Efendim, kalabilecek mi burada? Feride Hanım'ın son durumu nedir? Yani şu andaki durumu çok iç acıcı değil. Bir tek derdi çocukların yanında kalmak. Çünkü evet, bu hayatta başka hiçbir şey yok. Evet, onları tabii dinlerken bile gözleri doluyor Feride Hanım'ın. Kolay değil. Yaşadıklarım kolay değil. Hala suçlanıyorum çocuklarımdan. Romanya uyruklu Feride İsmail kendine vatan bellediği Türkiye'den ayrılmamak için yetkililerden yardım bekliyor. Lütfen ne olur bana yardım edin. Bir çare bulun, sesimi duyuruyorum. Başka çarem kalmadı. 8 aylık hamile eşi tarafından bıçaklanan kocanın öfkeden gözü döndü. O bıçağı hamile kadının elinden aldı, ardından da acımadı. Hem onu hem de doğmamış çocuğunu öldürdü. Eşinizi neden öldürdün? Para ne lan? Bursa'da 3 yaşındaki çocuğun bakımı için tartışan çiftin kavgası kanlı bitti. 52 yaşındaki adam karnı burnunda eşini bıçaklayarak öldürdü. Bak siz yürü gidin. Gece saat 03.30 sıralarıydı. İsmam Peri Atasever 8 aylık hamileydi. İlk eşinden olma 3 yaşında bir çocuğu vardı. Zaten iddiaya göre de tartışma o çocuğun bakımı nedeniyle başladı. Kavgaya döndü. Hamile kadın eşini bacağından bıçakladı. Ya ne var çocuğum? Neden öldürdünüz? Sene ne?
Bunun üzerine Nurettin Atasever eşinin elinden bıçağı aldı, ardından da hamile kadına defalarca sapladı. Ağır yaraladı. Talihsiz kadın hemen hastaneye kaldırıldı. Ancak doktorların müdahalesi ne onu ne de karnındaki bebeği kurtarmaya yetti. Katil zanlısı koca olay yerinden kaçtı. Ancak yaralı bacağını tedavi ettirmek için hastaneye gidince yakayı ele verdi. Acil serviste müdahalesinin ardından gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından da adliyeye sevk edildi. Yolu Sultanahmet Meydanı'na düşenleri mis gibi ızgara et kokusu karşılıyor. Dünyaca ünlü şefler tarihi meydanda bütün hünerlerini sergiliyor. Yaklaşık 300 kiloluk bütün bir dana kendisi gibi devasa fırına sürüldü, onlarca kişiye servis edildi. Dünya mutfaklarının şefleri et üzerindeki maharetini böyle gösterdi. Efendim etten ayrılamadınız yani, o kadar lezzetli olmuş ki. Çok et vallahi, çok güzel yapalım. Ama bir de ben tadına bakabilir miyim lütfen? Bir de ben tadına bakmak istiyorum hangisini, ama ben sizin yediğiniz gibi yemeyeyim yani şöyle. Hakikaten ayrılınmıyor etten. Çok lezzetli, daha fazla göstermeyelim bence, seyircilerimizin canı çekmesin. Fatih Belediyesi'nin ev sahipliğini yaptığı Gastronomist 2017 etkinliğinde Brezilyalı, İtalyan ve Türk şefleri Sultanahmet Meydanı'nda buluştu. Dario Şef, Salvo, Salva, Salve. Eldiven kardeşliği adına hoş geldiniz, merhaba dedim İtalyanca. Ama sadece bu kadar biliyorum da şimdi bunu şefe nasıl anlatacağım? Nilüfer ben. Yok, yardım yok. Do you know Turkish little bit? Çok sağ ol. Okay. Çok sağ ol. Et. Et, tabii ki et. Eti bilmezsek olmaz Türkçe. Bravo. Etkinliğin en ilgi çekeni de 300 kiloluk dana oldu. Et profesörü Cüneyt Hasan, devasa danaya uygun fırın bulamayınca soluğu demircide aldı. Demirciye gittim, dedim ki 300 kiloluk bir danayı pişirmek istiyorum. Haklısın abi, ben yaparım dedi. Ve bir tane fırın yaptı bana, ben de 300 kiloluk danayı onun içinde pişirdim. Özel fırında yaklaşık 6 saat pişen dana misafirlere ikram edildi. Etler pişti, sıra geldi yemeğe, tadına bakmaya. Bakın burada bir sürü kişi organizasyon bitsin de bir an önce bu etlerin tadına bakalım diye bekledi. Şimdi evet, beklediklerine değdi mi bakalım görecekler. Buyurun Hazar Şefim. Çin'den gelen konuklarımız şu an etin tadına bakıyor. Pretty delicious. Özellikle çok lezzetlinin çokunun üstüne basa basa söyledi. Çok lezzetli dedi. Konuşamıyor bile yani. O kadar lezzetli ki dilim tutuldu diyor. O kadar lezzetli. Bakalım dedikleri kadar lezzetli mi? Hakikaten very delicious dedi ya. Oradaki very hakikaten very. Çok lezzetli. Gastronomist 2017 etkinliği 24 Eylül Pazar gününe kadar ziyaretçilerini bekliyor. WhatsApp ve Bip ihbar hatlarımızı hatırlatalım. 0536 266 90 çift 0 ve 90 02. Şimdi reklam arasına gidiyoruz. Sayın seyirciler, Show Haber'in sonuna geldik. Yarın akşam Show Haber'i saat 18.55'te Pınar Erbaş'ın sunumuyla izleyebilirsiniz. Hoşçakalın.